Bismillah. Nimet İslam adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Mutahhirat yani temizleyiciler bölümünde necaseti temizleme yönteminin bir diğeri mes yani silerek temizleme konusunu okuyoruz. Mesle temizlemek mesi silmek anlamına gelir. Yani bir şeyi meshetmek, onu silmek, elinde bir şeyle onu yüzeyini silerek temizlemek anlamına gelir. Temiz bez, temiz bir bez, toprak, tüy, yaprak gibi şeylerle bu silme yapabilir. Yani pislik bulaşmış bir şeyi temiz bir bezle, toprakla, tüyle ya da yaprak gibi bir şeyle silerek temizlik yapılabilir. Yaş bez ve yaş sünger istimal etmek yani onları kullanmak yıkamak anlamındadır. Yaş sünger ve yaş bez kullanmak silmekten daha çok içinde su toplayacağı için yıkamak anlamındadır. Nitekim müellif hacamat yerini yaş ve tahir 3 bez parçasıyla başka başka silmek yıkamaya bedel kafidir demiştir. Çünkü o da o işi görür diye muaşi de der ki, yani dipnot düşen alim, rutubeti yaştan ziyade kuru daha fazla cezbeder ve neşfeder yani içine çeker. Yaş kanın donukluğunu telyin eder. Kılıç, bıçak, cam, ayna, abonos ve cilalı tahta, düz mermer, tepsi, kemik ve tırnak gibi mesamahatsız yani pürüzsüz ve peltek pürüz olmayan şeylerle, üstü dümdüz olan şeylerle pislenmiş olsa bile bir şeyi pislik eserini zahir olarak tahir olur. Yani kılıç gibi, bıçak gibi yüzeyi cilalı, temiz ve pürüzü olmayan bir şeyle pisliği silmekle o pislik gittiğinde temizlik olur. Mesela boğazlanan hayvanın kanı ile pislenmiş olan bıçak o hayvanın tüyüne silindiği zaman temizlenmiş olur. Onunla kesilen karpuz yenir ve o bıçağı taşıyanın dahi namazı sahih olur. Gayri mer'iye yani eser temizlendiğinde eser bırakmayan, eseri kalmayan türden olan necisler konusunda evvelinde bıçağı yaparken su vermek konusunda açıklama yapılmıştı. Neydi? Bıçağı yaparken bıçağın yüzeyi pis bir su değse onu silindiğinde, temizlendiğinde temizlenir. Ama ısıtılırken, çelik ateşteyken pis bir su verilirse o ancak tekrar ateşlenip içine temiz su verilerek kirliliği giderilmiş olabilir denmişti. Yukarıda sayılan şeyler gibi düz veya cilalı eşyaya pislik nüfuz etmediği için yani herhangi bir düz ve cilalı bir eşyaya pislik nüfuz etmediği için onu silmek hakikaten tatir eder mi? Yani temizliği sağlar mı? Yoksa sadece pisliği mi azaltmış olur? Rivayetler muhtelifse de muhtar olan silmenin temizleyici olduğudur. İsabet eden pisliğin bevil veya gayet ya da yaş ya da kuru olması fark dahi yoktur. Yani pisliğin cinsi ne olursa olsun eğer bir eşyanın yüzeyi pürüzsüzse o da silinerek temizlik sağlanmış olur muhtar olan kavle göre. Sahabe-i Kiram Hazreti harpte bulundukları sırada kılıçlarını silerek üzerinde bulunduğu namaza dururlardı. Bu da bu konuda devlet.
silerek temizle babını okumuş olduk. Sonra devam etme dileğiyle.